Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şiirde ileti, imge ve söz sanatları konusunu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Milliyetin Bakanlığı biliyorsunuz 9. sınıfta kazanımları bütünüyle değiştirdi. Yepyeni kazanımlar, yepyeni tasarımlar yaptı, yepyeni kitaplar hazırladı. Bizler de bugün sizlere yepyeni bir konu anlatımı yapacağız arkadaşlar. Geçmiş yıllarda yani 2020'de, 21'de, 22'de, 23'te benzer şeyleri gösteriyorduk öğrencilerimize. Örnekleri değiştiriyorduk. Daha farklı anlatımlar yapıyorduk. Ama bu sene müfredat bütünüyle değiştiği için artık size yepyeni güncel 2025 model bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi biz dikkatli dinleyin. Arkanıza yaslanın. Bugün sizlerle birlikte şairin dünyayı nasıl gördüğünü, şairin şiirde kullandığı kelimelerle nasıl farklılık oluşturmaya çalıştığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki mesela bir merdiven var. Merdivenden insanlar yürüyerek çıkar. Ama Ahmet Haşim şiirinde diyecek ki ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Nasıl yani hangi merdivenlerden ağır ağır çıkacaksın? Ama esasında şairin söylemek istediği oradaki sıradan bir merdiven değil ki. Orada söylemek istediği hayatın basamakları olacak ve orada her bir kelimeyi farklı benzetmeli, örtük yani örtülü bir şekilde kullanacak. Bunlar nedir? İmge nedir? İleti nedir? Her birini güzel güzel öğreneceğiz. Kazanımlarda şiirle alakalı net bir şekilde şiirle aruz ölçüsü, hece ölçüsü, kafiye, uyak bunları hep kaldırmış Milli Eğitim Bakanlığı. Şiirleri inceleyip yorumlamamızı istiyor. Bizler de 2025 model mükemmel bir video ile sizlerin karşınızdayız. Çanakkale Şehitlerine şiiri ya da sanat şiiri kesinlikle inceleyeceksiniz. Bakın sınavınızda şu gördüğünüz sayfadaki şiirin incelemesi %100 sorulacak arkadaşlar. Ve Sakarya Türküsü, buna benzer değerli şairlerimizin yazdığı Necip Fazıl Kısa üreğin Faruk Nafız Çamlıbel'in ya da Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı değerli şiirleri beraber kısa kısa inceleyeceğiz ve sınavda çıkarsa nasıl yapacağınızı sizlere güzelce anlatacağız. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Bu dersin sonunda şiir, çağrışım, imge, ileti, söz sanatları ve bunun şiir mısralarındaki yansıması nedir? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar temel kabullerde öğrencinin şiir konusu hakkında ön bilgiye sahip oldukları kabul edilir denilmiş. Evet zaten şiir hakkında bunun bir şiir olduğunu, bunların birer mısra olduğunu veya diz olduğunu biliyorsunuz. Ama zaten eskiden işe mısra, beyit, aruz böyle çok detaylı şeylere girilirdi. Bu sene onlardan ziyade ilk başta 9. sınıfta konunun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Yani ileti nedir onu anlamaya çalışacağız. Burada şair ne demek istiyor? Mesela Çanakkale şehitlerinin şiirinde diyor ki Mehmet Akif Ersoy şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? en kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz ki arkadaşlar Çanakkale cephesinde bize birçok ordu yükleniyor. Yani İngiliz'i geliyor, Fransız geliyor, Kanadalı'sı geliyor, Yeni Zelanda'dan bile geliyorlar. Hepsi birden bize yükleniyorlar ve dünyada işi var mı diyor. Ve buradaki şiiri anlatırken esasında şair... Bazı bilgileri gerçekçi bir şekilde aktarıyor. Bize esasında tarih hakkında bilgi de veriyor. Ama sonlara doğru kendisi abartılı bir anlatımla, süslü bir anlatımla söz sanatları kullanarak oradaki şehitlerimize çok güzel bir makber, çok güzel bir ağıt, çok güzel bir destan yazacak ki onları da onar edecek. Ama ilk başta konuyu anlatacak, realist gelecek. Ama başka bir şairimiz ise mesela diyelim sanat şiirinde Faruk Nafiz bambaşka bir şey yapacak. İşte bunları beraber nasıl yakalayabiliriz, nasıl görebiliriz? Burada acaba mesela bak bu milletim Makamı'nın sorularında net bir şekilde gelecek karşınıza. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Burada acaba hangi çiçekten bahsediyor? Hangi bahardan bahsediyor? Bunları hep beraber nasıl yakalayacağımızı sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Dokun sınıf dinamo setimizin içerisinde edebiyat tarih coğrafya olduğunu zaten söylemiştik. Bunları zaten sizler tedarik ediyorsunuz. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin. Güzel bir şekilde dersimizi öğrenip bu dersi çok güzel bir şekilde bitirelim. Hadi bakalım. Şiir zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi türdür. Şiirin olduğunu biliyoruz. Şiir insanın duygu dünyasına seslenir, coşku uyandırır insanda. Çağrışım, imge, sezgi önemli bir yer tutar. Ahenkli ve etkili bir söyleyiş ön plandadır. Yani ahengi tabii ki biz bu dize sonlarındaki ses benzerliği kafiyle sabık. Eşi, beşi, marmaraya, karaya, heyhat, cihat, makber, peygamber. Bunlar uyaktı, kafiyeydi. Bunlarla biz ahengi sağlıyoruz. Ama bu dersimizde bizim öğreneceğimiz şey bu yapısal görüntüsel şeylerden ziyade imgeler, sezgiler yani anlamda ne var buna bakacağız arkadaşlar. Nazımın ne olduğunu söyleyelim. Duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü uyaklı dizeler halinde anlatılan şekilde nazım. Ederim. Mesela bu bir nazım bak. Ölçülü bir şekilde anlatılmış. Şiirde bir de gelenek var. Ortak zevk edilen anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışları. Mesela divan şairleri hep şiirlerinde böyle beyitler halinde yazarlar, zengin uyak kullanırlar ve süslü sanatta bir dil kullanırlar. Ama halk şairleri dörtlükler halinde yazarlar, sade bir dille, hece ölçüsüyle, daha çok yarım ve tam kafiyeyle ilerler. Sen böyle sade dilde bir şiir okuduğunda dersin ki ya bu halk ...edebiyatının e, şi şiir anlayışı. Ama o tarafa bakta dersin ki bu divan edebiyatının şiir anlayışı. Dolayısıyla halk şiiri, divan şiiri, modern şiir geleneklerini görürsünüz. Mesela modern şiir geleneği de genellikle şöyledir. Böyle ölçüsüz, uyaksız. Uzaktan baktığın zaman böyle yamuk yumuktur. Yani böyle ölçüsüzdür bu. Mesela burada iki iki görürsünüz. Burada 4-4 görürsünüz düzgün bir şekilde. Burada ise ölçüsüz olduğu için biraz yamuk şekiller görürsünüz. Niye? Hecelerin sayısı birbirine eşit değildir. Şimdi... Devam ediyoruz. Şiirde çağrışım imgeye bakalım. Sanatçılar sözcükleri ilk anlam değerlerinden uzaklaşarak yeni anlamlara gelecek şekilde kullanır. Bu doğru. Yani bir şair bir şiirinde şöyle bir şey demez. İşte hava ne kadar güzel, bulutlar mavi renk, güneş sarı renk demez. Şair kendi gözüyle baktığı zaman olayları farklı yorumlar. Der ki bulutun ıslaklığı yağmurun rüzgarıyla beraber kulaklarımın böyle acayip bir şeyler söyler. Ne diyorsunuz hocam? İşte şair gibi davranmaya çalışıyorum. Yani kelimelere yepyeni anlamlar yüklemeye çalışıyorum. Mecazlı söyleyişlerle okuyucuda yeni ve duygusal çağrışımlar yaratabilir. Bu sayede kendine has bir söyleyiş oluşturuyor ve sözcüklerin zihnimizde farklı duygulara seslenecek şekilde kullanılmasına çağrışım diyoruz. Yani sen çay sıcak dersen burada sıcak kelimesi farklı bir çağrışım yapmaz. Ama gözlerin bana çok sıcak bakıyor dediğinde Allah sıcak bakmak mı? Sıcak bak, bak nasıl oluyor ki ya dersin bak. Görme duyusunu dokunma duyusuyla yer değiştirmiş oluyorsun. Ve hatta çay çok lezzetli dersen burada bir çağrışım olmaz. Ama sesin çok lezzetli. Onu tatmak istiyorum sesini. Ses nasıl tadılır ki ya diyorsan işte duygular değişiyorsa, duyular değişiyorsa çağrışım kazandırıyorsundur. İmge Okuyucunun zihninde oluşturulan görüntü ve duygulardır. Sanatçı gerçeği bilinen özelliklerinden uzaklaştırarak bambaşka bir biçime dönüştürmeye çalışır. Bu dönüşüm imge sayesinde gerçekleşir. Hatta bakın burada e, şurada göstereyim sizlere merdiven örneği. Az önce dersimizin başında söylediğimiz. Ahmet Haşim diyor ki: Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Dizesinde merdiven sözcüğü hayatı çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır. Şair merdiven nesnesinin gerçekliğini mecaz oluyla değiştirmeye çalıştırmıştır diyor. Neden? Çünkü merdiven normalde insanların basamaklara çıkmak için kullandığı bir şey. Ama Ahmet Haşim burada merdiveni ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden derken esasında hayatın basamaklarından yavaş yavaş ilerleyeceksin, yavaş yavaş yaşanacaksın diyor. Ve bir zaman semaya bakacaksın ağlayarak diyor. Böyle çok değişik kelimeleri çok basit kullanıyormuş gibi duruyor. Ama esasında farklı bir anlam içerdiğini yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları şimdi beraber yapacağız. Hiç endişelenmeyin. Şimdi imge oluşuna bakalım. Şairin zihninde bir hayal var. Bizim dilimiz var Türkçemiz. Sonra dile yepyeni anlamlar yüklüyor. Ve bu anlamlarla imge oluşuyor. Yani şairin hayali hayatın yavaş yavaş yaşanması gerektiğini insan aktarmak istiyor. Bunun için dilimizde merdiven kelimesi var. Bu merdivene yepyeni bir anlam yüklüyor ve hayatın basamakları diyor. Ve artık bir img'e oluşmuş oluyor. Şimdi şiirde ileti arkadaşlar normalde örtülü olur genellikle. Şöyle mesela ben şimdi size ders anlatırken olabildiğince anlaşılabilen sözler kullanmaya çalışıyorum. Yazıları açık ve net bir şekilde gösteriyorum. Yani size arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerin her duyguyu hissetmenizi istiyorum. Arkanıza yaslanın ve sevginin huzu Böyle şeyler anlatmıyorum ki. Böyle anlatsam hoca ne oluyor ya kafayı mı yedir? dersiniz? Ben ders anlattığım için bilimsel bir dil kullanıyorum. Ve diyorum ki bak şair bunu yapar. Anlaşılabilen sözler kullanmaz. Örtülü anlatır diyorum. Ama biz normalde günlük hayatımıza merhaba nasılsın iyiyim. Sen nasılsın ben deyim. Çay sıcak mı sıcak. Hava soğuk mu soğuk. Böyle net açık konuşuruz. Açık iletiyi anlamak için düşünmek gerekmez zaten. İnsanlar gündelik hayatta genellikle açık iletileri kullanır. Şiir söz konusu olduğunda şair anlatma istediklerini örtülü bir biçimde, örtük bir şekilde okuyacağız bunlar. Örtük ileti imge doğrudan zelere yerleştirilir. Örtük ileti okurun bilinçsizce veya çoğunlukla farkında olmadan okuduğu eserden edindiği mesajlardır. Yani sen ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden dediğinde eğer dikkatli okumazsan adamın gerçekten merdivenlerden bahsettiğini zannedersin. Ama orada bahsettiği şey hayatın basamakları. Yani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Sizler şu anda... Gençsiniz daha 9. sınıftasınız ileride 10 11 12 üniversite, iş hayatı, evlilik hayatı farklı farklı şeyler yaşayacaksınız. Dolayısıyla bu hayatın basamaklarını ağır ağır çıkacaksın diyor adam. Yoksa sana normal apartmanın merdivenlerinden bahsetmiyorum. İşte örtü iletiler okurun değer yargıları ve bilişsel durumuna göre de değer kazanır. Bazen başka anlamlar da kazanabilecek şekilde yani her okuyanın farklı anlamlar katabileceği, her okuyanın farklı anlamlar çıkarabileceği şekilde şiir yazan şairlerimiz de var. Bunlar direkt kafalı anlatım içeriyor. Şimdi mesela şimdi birazdan burada sizlerle inceleyeceğimiz şiirlerden bir tanesi ki Milliyetin Bakanlığı kitaplarını da incelemişler. Sanat şiiri. Şimdi sanat şiirinin hikayesi şu. Normalde biz e, edebiyat tarihinde bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünyada işte Kuzey Amerika var, işte Güney Amerika var, ne bileyim şöyle Afrika var, şöyle bir hızlı bir şekilde Asya Avrupa çizelim. Avustralya çizelim. Biz Orta Asya'da Türkler ilk başta yaşamışız öyle değil mi? Sonra Orta Asya'dan Horasan'a geliyoruz. Tarihte göreceksiniz. Sonra Anadolu'ya geliyoruz. Sonra Balkanlara gidiyoruz. Yani böyle bir göç ediyoruz sürekli. Bu arada şu çok önemli arkadaşlar. Biz Orta Asya'dayken tabii ki kendi öz Türkçemizle şiirler yazıyoruz. Şaman kültüründe. Birazcık Çin etkisi var. Çin'den etkileneceğiz. Ama bu tarafa gelince artık Arap etkisini görmeye başlayacağız. Yani Arapça ve Farsça şiirler yani İran etkisiyle şiirler yazmaya başlayacağız. Anlaştık mı? Sonrasında Batı'ya yöneldiğimizde de Fransızcanın etkisiyle şiirler yazacağız. Demek ki bizim şiir kültürümüzde ilk başlarda öz Türkçe oluyor, sonra Arap ve Fars yani İran etkisi var. Son dönemlerde Fransız oluyor. Bu Batı etkisiyle yazdığımız dönemlerin sonlarına doğru da biz bütün Avrupalılar bize düşman kesilip saldırdığı zaman biz diyoruz ki ya kardeşim bu Hristiyanlar bize saldırıyorlar, Bize kendi benliğimize göre dönelim diyeceğiz. 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan bazı sanatçılar diyecekler ki biz milli edebiyatı başlatmalıyız diyecekler. Ve milli edebiyat doğrultusunda bazı şiirler yazacaklar. Ve bu şiirlerde diyecekler ki artık batı hayranı olmayalım, batı taklitçisi olmayalım, bireyci şiir... Yazmayalım, yerli olalım, milli olalım, toplumumuza şiirler yazalım, memleketçi şair olalım diyecekler. İşte bu memleketçi şairlerden bir tanesi de Faruk Nafiz Çamlıbel. Faruk Nafiz Çamlıbel gerçekten çok değerli bir şair ve beşecilerin, yani heceyle, hece ölçüsüyle yazan şairlerden biri. Ve şiirinde esasında imgeler kullanarak, benzetmeler kullanarak bize batıyı bırakın, gelin bizim tarafımıza geçin. Anadolu'ya yönelenecek Veya da batı tarzı yazan şairler diyecek ki ya siz tam bir dangozsunuz siz yanlış yapıyorsunuz batı hayranısınız artık bizim gibi Anadolu'ya yönelmelisiniz diyecek. Mesela şimdi batı hayranı insana diyor ki sen dediği kişi batı hayranı kişi Farbinas Canlıbel'in biz dediği de yerli ve milli şiir yazanlar. Mesela yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, bizim diyarımızda binbir saklar... Yani sen sadece hani Batı'ya gidiyorsun, Fransa, Avrupa'yı geziyorsun ve oralardaki şiirleri beğeniyorsun, oradaki romanları, edebiyatları beğeniyorsun ama sadece orada edebiyat yok diyor, sadece Batı'da sanat yok diyor, bizde de var diyor. Bizim diyarımız yani Anadolu'da binbir baharı saklar, bizimde de çok güzel işte e, Yunus Emrelerimiz, Mevlana'larımız var demek istiyor. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. ...incinir düz caddede dağda gezen... ...ayaklar diyor. Bak... ...sen bizi kolumuzdan çekiyorsun... ...bizi yana almaya çalışıyorsun ama biz seni taklit etmeyeceğiz... ...diyor. Bir de diyor senin diyor... E, ...incinir diyor... ...düz caddede dağda gezen ayaklar... ...biz diyor dağlarda geziyoruz... ...Anadolu'da geziyoruz. Biz... ...halkı hissediyoruz, senin gibi böyle düz caddeye geçemeyiz diyor... ...şimdi sen kubbesinde ince bir mozaik arar da... ...gezersin kırk asırlık mabedin içini... ...bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda... ...bize heyecan verir bir parça yeşil çini diyor... ...şimdi sen böyle kubbelerde, batının yaptığı e, eserlerde... ...hep böyle batı değerlerini ararsın, Batı taklit edersin... ...biz ise memleketçi şairiz, yerli ve milli değerler ararız... ...biz Çini ararız diyor yani... ...sen diyor mozaiklerde bulursun, batı tarzı mozaiklerde... ...biz ise çini de kendimize buluruz diyor... ...sen raksına yani dansına dalarken... ...için titrer derinden... ...çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin... ...yani bir balerini... E, ...dansı seni çok heyecanlandırır diyor... Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin diyor. Biz diyor zeybeğin vuruşunu izleriz diyor. Sen de balerin böyle batı tarzı şeylere özenirsin diyor. Yani burada balerin ve zeybek karşılaştırması yapıyor. Yani biz halk kültüründen, folklordan edebiyatımıza yararlanacağız diyor. Mesela fırtınayı andıran orkestra sesleri bir ürperiş getirir senin sinirlerine. Israp çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en yanık bir musiki yerine. Yani sen de diyor orkestra böyle çok hoşuna gider diyor. Çünkü sen sanat için sanat yapıyorsun. Sadece insanları düşünmeyip sadece kendini düşünüyorsun. Bizse memleketçi şair olduğumuz için toplumun acıklı nefesleri, toplumun sıkıntıları bizi esas heyecanlandırır diyor. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun yabancı bir şehirde bir kadın heykelini biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Yani sen diye böyle bir batının yaptığı kadın heykeline bakarak wow ne kadar kaliteli bir heykel diye konuşurken biz ruhumuzun zevki Anadolu insanıdır. Biz köylünün gücünü gördüğümüzde mutlu oluruz diyor. Başka sanat bilmeyiz karşımıza dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz diyor. Yani sen... Böyle Anadolu harca bir şey yapacaksan yollarımız ayrılıyor. Biz artık sana uğurlar olsun diyoruz. Biz sanat için sanat ile uğraşmayacağız. Batı taklitçisi olmayacağız. Anadolu'ya yöneleceğiz ve Anadolu insanı anlatacağız diyor. Şimdi sen bu konuyu bilmesen buraya okuduğunda şuraya kadar anlayamayabilirsin. Bu adam neden bahsediyor? Dolayısıyla şairin zihniyetini, anlayışını yakalamamız çok çok önemli arkadaşlar. Aynı burada da mesela. Şimdi Çanakkale Savaşı'nı biliyoruz. Tamam. Çanakkale Savaşı'nda e, Çanakkale Zaferi'nde askerimiz çok ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Harbi durdurmaya çalışıyor. Ve çok büyük bir başarı elde ediyor. Mehmet Akif Ersoy da ilk başta savaşı betimliyor gerçekçi bir şekilde ama sonlara doğru çok güzel bir makber yazıyor. Daha doğrusu onlara övgü gönderiyor. Diyor ki: "Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın heyhat" Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana avuşunu açmış diyor peygamber diyor. Şimdi normalde vefat eden değerli bir insana makber yazılır. Ve o şiir onun için yazılmış bir değerdir. Ama diyor sana diyor makbere bile gerek yok diyor seni zaten diyor peygamberimiz karşılayacak diyor. Sen şehit oldun diyor. Osmanlı devletinin yıkılmasını önledin. Zaten Hazreti Muhammed seni bekliyor diyor. O sana diyor kucaklarını açmış cennete diyor. Daha benden şiir yazmana bile gerek yok diyerek olabilecek en büyük övgü yazıyor. Hatta şiirin içerisinde ben hepsini alamadım şiir. Çok uzun bir şiir. Harika bir şiir. Okulda inceleyeceksiniz. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı diyor. Yani Bedir savaşında İslamiyet'in kurtarılması için uğraşan askerler Hazreti Muhammed'in yanındaki askerler ancak bu kadar şanlıydı diyor. Çünkü o zaman eğer Hazreti Muhammed ve Bedirahat Savaşı'ndaki askerler ölseydi İslamiyet belki kaybolacaktı. Aynısı diyor Çanakkale Savaşı'nda eğer kaybetseydik biz diyor Osmanlı Devleti dağılacak, Türkiye bitecek. Dolayısıyla da İslamiyet de bitecek diyor. Dolayısıyla sen çok büyük bir şey kurtardın diyor. Dolayısıyla benim sana şiirde övgü dizmeme gerek yok. Seni zaten peygamberimiz bekliyor diyerek eşsiz, efsanevi bir şiir yazıyor. Ee, Mehmet Akif Ersoy, Safat Adreslerinin. Yani Çanakkale şehitlerine şiiri İskal Marşı gibi çok değerli bir şiirdir. Şimdi burada ne anlatmak istiyoruz? Biz şiirleri okurken esas şiir hakkında önceden bir bilgiye sahip olmamız çok değerli. Konuyu daha iyi anlayabilmemiz için. Yoksa diğer türlü düz düz okuduğumuzda deriz ki ya bu bir işte e, çiçek şiiri, çiçeklerden bahsediyor. Hayır. Burada çok ciddi bir olay var. Bunu yakalamamızı istiyor. Mesela bak bahçe. Normal anlamı sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer. Halbuki şiirde geçtiği dizede yalnız senin gezdiğin bahçe açmaz çiçek diyor. Yani bu bahçe bildiğimiz bahçe değil ki domates bahçesi değilim. Bu buradaki bahçe neydi? Az önce söylemiştik. Sadece batıda yok bizde de sanat var. Yani sadece senin bahçende değil bizim bahçemizde de bir şeyler var derken... ...sadece senin ilgilendiğin sanat anlayışında değil bizim anlayışımızda da... ...Anadolu'da da çok güzel şeyler var diyerek farklı anlamda kullanılmıştır diyeceğiz. Dans, raks demek. Sen raksına dalarken için titrer derinden. Yani sen dans ederken e, için titrer derinden diyor batı tarzı. Burada kendi farklı anlamda kullanılmış. Doğru anlamda kullanılmış pul kanatlılardan vücudu kanatları ince pullarla yüklü kelebek. Çekli bir sahnede beyaz bir kelebeğin derken kelebeğin ne olduğunu söylemiştik neydi? Sen raksına dalarken için titrer derinden çiçekli bir sahnede beyaz bir kelebeğin. Yani bir balerinin dansı diyor. Kelebekten kastı kelebek değil balerin. Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü yazı sülüs. Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda diyor. Yani biz burada sülüs yazı Arapça yazı gördüğümüzde gerçekten mutlu oluruz. Diyor. Burada normal anlamda kullanmış. Bahar ilkbahar bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Yani bak senin gezdiğin bahçe çiçek yok bizim bahçemizde hiç baharlar var diyor. Bizim diyarımızda bin bir bahar saklar derken bizim edebiyatımızda yüzlerce çok değerli şey var diyerek farklı anlamda kullanmış. Zeybek bir Anadolu Efesi toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin zeybeği dağ gibi diyerek çok güzel e, betimlemiş ama zeybek burada kendi anlamında kullanılmış. E, musiki müzik demek bizde geçer en hazin bir musiki yerine musiki müzik yerine geçer diyerek farklı anlamda kullanılmış diyemeyiz. Bazen gerçek anlamda kullanıyor ama bazen kelebeği balerin için kullanarak işte ne bileyim baharı edebiyat için kullanarak gerçekten çok güzel imgeler yapabiliyor. Şimdi bunu nasıl bulacağız peki hocam? Tamam siz böyle buluyorsunuz. Siz edebiyat hocasınız da biz nasıl bulacağız? Söz sanatlarını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir şiire baktığınızda eğer söz sanatını bulabilirseniz rahatlıkla e, diğer benzetmeleri de bulabilirsiniz. Şimdi gelin 2-3 dakika içinde bunu anlatalım. Ardından da dersimizi bitirelim. Şimdi teşbih benzetme demek. Umutların mola verdiği yerde geceler bir nehir gibi akıyor derken bakın gibi kelimesi burada geceler nehir gibi bakıyor diyerek geceleri nehre benzetmiş. O zaman burada benzetim var diyeceksiniz. Ah bu türküler türkülerimiz ana sütü gibi candan ana sütü gibi temiz. Bak türkülerimizi anne sütüne benzetmiş. Bak gibi var. O zaman burada benzetmeye kalacaksınız. Ve diyeceksiniz ki benzetmenin olduğu yerde bir imge vardır. Benzetmenin olduğu yerde bir sanatlı söyleyiş vardır. Yani türküleri anne sütüne benzeterek... Anne sütü nedir? En değerli şey. Anne sütünü satın alabilir misin? Alamazsın. Anne sütünü bulabilir misin, bulamazsın. Ondan daha temiz daha faydalı bir şey var mıdır yoktur. İşte türkülerde öyledir diyerek mükemmel bir benzetme yapıyor. Tell me hatırlatma. Tell me hatırlatmana dersin İngilizce onun gibi düşünebilirsiniz. Burada da önemli peygamberler, önemli şahıslar, tarihi kahramanlar ya da işte Leyla, Mecnun, Kerem ve Aslı'yı hatırlatarak bir olayı insanların zihninde daha güzelleştiriyorsun. Mesela diyorsun ki vefasız Aslı'ya yol gösteren bu Kerem'in sazına cevap veren bu diyerek Aslı ve Kerem hatırlatmış kendi olayını anlatmak için. Mecnun'um Leyla'mı gördüm bir kerece baktı geçti diyor. ben Mecnun gibi aşığım Leyla'yı görün diyerek burada Mecnun, Leyla, Kerem gördüğün gördüğünüz zaman termineceksiniz. Başka ne olabilir? Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed olabilir. Az önce ben mesela Çanakkale şehitlerinin şiirini dedim ya. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Orada Bedir Savaşı'nı hatırlattım Mehmet Akif Açık istihare ise arkadaşlar şiirde ya benzeyenin ya da benzetilenin kullanıldığı bir şey. Yani şöyle söyleyeyim size daha iyi anlamanız için. Mesela diyelim ki Aslan futbolcular dediğinizde, aslan futbolcular dediğinizde burada bir benzetme var. Nedir? Futbolcuları aslana benzetmiş. Şimdi futbolcu futbolcu, aslan da aslan. Tabii aslan çizemedim de ben şu anda. Aslan da aslan ama futbolcular güçleri bakımından aslana benzetilmiş. Tamam, buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi sen eğer futbolcular kükredi dersen bakın bu mavi yazdığım benzetme. Yani az önce şurada göstermiş şey. Ne e, geceler nehir gibi akıyor. Türklerimiz anne sütü gibi. Bu benzetme. Aslan futbolcular. Tamam bu benzetme. Futbolcular kükredi dersen bu istiare oluyor. Niye? Çünkü futbolcular aslana benzetiyorsun ama aslanı söylemiyorsun. Burada kapalı bir şekilde anlatıyorsun. Ha, kükreyen aslandır. O zaman burada da net bir şekilde hmm, burada kapalı istihare var diyorsun. Bak bu kapalı istihare. Peki bir şey daha var. Aslanlar sahaya çıktı diyorsun. Bak aslanlar sahaya çıktı ve golleri attı. Şimdi burada da futbolcuları Aslan'a benzetiyorsun ama bu sefer futbolcuları söylemiyorsun. Yani futbolcuları net bir şekilde Aslan'a benzetip açık açık söylüyorsun ama benzettiğin kişiyi buraya yazmıyorsun. İşte isterde ya benzetilen ya benzeyen kullanılır. İkisi birden kullanılmaz. Benzetmede ise ikisi birden kullanılıyor. de böyle bir şey. Mesela Yüce Dağ başında siyah tül vardır. Yani dağın başındaki sisleri siyah tüle benzetmiş ama o sesi söylemiyor. Havada bir dosyayla okşuyor derimizi. Rüzgar diyor esasında dost eli gibi ama rüzgarı yazmamış. Şimdi mesela gönül her çiçekten bal almak ister sözlerin saplama kalbine ne olur? Bak sözlerini saplama derken sözlerini oka benzetmiş ama saplamaktan anlıyorsun. Bu şekilde benzetilenin ya da benzeyenin kullanılmadığı durumlarda ihtiyar var. İntak konuşturma insan olmayan bir varlığın insanmış gibi konuşması. Mesela ben ki toz kanatlı bir kelebeğim minicik gövdeme yüklü kafta. Kelebek konuşuyor. Ya da şol cennetin ırmakları akar Allah değil diyor. Cennetin ırmakları Allah diyormuş. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah diye diyor. Bak burada da bülbüller Allah diyormuş. E bülbül Allah demez. Bülbül cik cik eder. Belki cik cik ederek Allah diyor zikrederek. Ama sonuçta Allah kelimesini insan söyleyebilir. O zaman burada insan olmayan bir varlığa insana özgü konuşma özelliği verildiyse intak diyoruz. Mübalağa ise abartma. Bir ah çeksem dağı taşı eritir, gözümün yaşı değirmeni yürütür. Abartıyorsun. Bakın hele şu pirenin işine. Henüz girmiş 58 yaşına. Topuz ile gül başına. Kirpikleri kırılacak hal değil. Yani topuzla kıvırsın oluyor falan. Burada yine abartmayanmış aşk ömer. Tezat zıtlık. Tezıt diye aklınızı tutabilirsiniz. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Düşman dost birbirine zıt. Veyahut da Namık Kemal'in Tanzimat döneminde yazdığı şiire bakın. Nefsun karimisin ah ey didar hürriyet. Esir aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Hürriyet esaret birbirine zıt. Tenasüp ise birbirine uygun kelimelerin bir arada kullanılması. Ne nergis, ne leylak, ne lale, ne gül, hepsiyle dolu bir selesin sevgili. Nergis, leylak, lale, gül birbiriyle uygun kelimeler bir arada kullanılmış. Suya virsün, baban, gül, zara, zahmet çekmesün. Bir gül açılmaz yüzün tek virse, min gül, zara, su. Su, gül, bağ bunlar birbiriyle bağlantılı uygun kelimeler bir arada kullanılmış. Mecaz-ı mürsel ise benzetme ilgisi olmadan bir kelime başka bir kelime yerine kullanmak. Mesela diyelim ki usta kalemler geldi. Nasıl yani? Yazarlar geldi diyor. Kalemi yazarın yerine kullanıyor ama kalem yazara benzemiyor sonuçta. Mesela bakın. Bakımsızlıklarla göçü gitmiş bir cihan. Cihan derken tabii ki dünyayı kastetmiyor. Dünyanın içindeki insanları kastediyor. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Beyoğlu ilçesini kaydetmiyor Oradaki insanları kastediyor. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Cemil Bey çalmaz ki. Cemil Bey'in şarkısı çalıyor. Kurmuşlar tutuşan ocağa karşı bağda şimdi. Ocak tutuşmuş mu şimdi? Ocak şu. Tamam mı? Onun içindeki odunlar tutuşuyor ama ocak tutuyormuş Mesela annen der ya sana tabağını bitir. Tabağı bitirmeyeceksin tabağın içine yemeği bitireceksin. Bu mecazi mürsel oluyor. Dalgalan sen de şafaklar gibi eşanlı hilal olsun artık dökülen kanların hepsi hilal derken bayrağımızı kastediyor. Tecahülü Arif ise bilinen bir şeyi bilerek bilmezden geliyorsun. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim Allah'ım bu çizgili yüz derken şair ak düşmüş şakaklarına veya yüzü çizgilenmiş yani kırışmış ama bilmezden geliyor. Aa benim mi ya bu diyor. Bilmezden geliyor. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı buhar ateşe akarmış. E biliyordum bunu zaten. Bilmezden geliyor. Niye? Artık aşık oldum. Çok farklıymış hayat diyor. Hüsnü Talil ise güzel nedene bağlama. Güzel şeyler düşünelim diye yemiş ile vermiş ağaçlar. Hadi bir oradan. Bahar geldiği için ağaçlar yemiş ile verdi. Sen niye onu güzel nedene bağlıyorsun? Çünkü güzel nedene bağlamak istiyorum. Hüsnü Talil. Güzel neden. Bu sabah hava berrak. Bu sabah her şey billurdan gibi. Gök masmavi bu sabah. Güzel şeyler düşünelim diye. Yemişe olu vermiş ağaçlar. Bulutlara hayretten diyor Cahit Sıklarancı Yine aynı şiirde. Burada Cahit Sıklarancı yaşanan güzellikleri güzel bir nedene bağlıyor. Kinaye ise bir şeyi hem gerçek hem anlamıyla kullanmak. Mesela şu karşıma göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın? Şimdi ba dağların bağrı yani göğsü taştır. Ama burada anlatılmak istenen yani çok kabası. Niye bana set oluyorsun? Niye beni durduruyorsun demek istiyor. Ama gerçekten de dağların bağırı taşları onu da söylüyor. İrsali mesel özü söz anlatmak demek. Mesela çağır karaca olan çağır taş düştürü yerde ağır derken bir atasözü kullanıyorsun. Tevriye iki anlamlılık hem gerçek hem meclis anlam var diye burada. Burada ise iki tane gerçek anlam var. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanın da bir de ben gerek derken bir beni kastediyor şu kolumuzdaki noktalar gibi benden. Bir de ben birinci şahıs kastediyor. Mesela İskal Marşı'nda Mehmet Akif Ersoy diyor ki Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar diyor. Orada ulusun kelimesi iki anlamda kullanılıyor. Bir, havlasın korkma demek istiyor. Yani o ulusun u diye ulusun havlasın korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar diyor. Bir de sen ulusun yücesin korkma demek istiyor. Yani iki gerçek anlam var. Tarez ise iğnelemek, laf sokmak yani. Bir saatte söyle bir yüz bin yalanı. El bir doğru söz söylerse inanma diyerek. Tam tersini söyleyerek iğneliyor. Teşhis ise arkadaşlar kişileştirme. Yani insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi. Dinmiş Deniz'in şarkısı rüzgar uyumakta, körfez düşünür, kanlıca mahzunur uzakta. Şimdi rüzgar uyur mu? Düşünsene bir rüzgar var, zzzz diye uyuyor. Burada insan olmayan varlığa insana özgü özellik verilmiş. Şimdi siz arkadaşlar şiir incelemeleri yaparak, şiirler okuyarak buradaki söz sanatlarını zamanla anlayacaksınız. Bizler sizlerle beraber sorular çözeceğiz. Mutlaka bizim edebiyat kitaplarımızdan da sorular çözün. Ve derste bir şiir okuduğunuzda diyelim ki bir şiir geldi karşınıza anlayamadınız. Dedi ki işte e, ne bileyim mesela diyelim ki dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta. Ya bunu düşüneceksin bu gerçek mi söylüyor mecaz mı söylüyor. Yani eğer bir kelime okuduğunuzda önce okuyorsun sonra düşünüyorsun. Düşündükten sonra mecaz varsa eğer mecazı bir söyleyiş varsa düşünürken diyorsun ki burada bir söz sanatı vardır. Mesela arkadaşlar sıcak bir çay içer misiniz? Burada bir mecaz yok. O zaman burada bir imge, burada bir söz sanatı yok diyeceksiniz. Ama ne diyelim mesela? Bardak o gün çok üzüntülüydü. Hmm, bardak üzüntülüydü. Ya bardak üzüntülü olmaz ki. İnsan olmayan bir varlığa insan özgü özellik verilmiş diyerek... ...buradaki kişileştirme var diyerek bulmaya çalışacaksınız. Önce okuyoruz, düşünüyoruz. Mecaz varsa oradan yakalamaya çalışıyoruz. Bir de arkadaşlar zaten öğrendiğimiz ses bilgisi konusu vardı. Bunu da hemen şöyle söyleyelim. Ardından da dersimizi bitirelim. Ses bilgisi hatırlarsanız kelimenin kökü var. Bu konuyu zaten ayrıca bir daha göstereceğiz ama... E, ...testlerde, soru bankalarında, Milliyetin Bakanlığı kitaplarındaki alıştırmalarda gördüğümüz için bir daha hatırlatmak istedik. Kelimenin köküne baktığınızda buluyorsunuz. Mesela diyelim ki... ...örnek verelim. İşte... ...ağacımız diyelim mesela. Ağacımız. Şimdi sen bu kelimede ses değişimi olup olmadığını nasıl anlarsın? Bu kelimenin kökü ak mı? Hayır. E, kelimenin kökü ak olsaydı ak ağacımız olmuş olurdu. Ama bu kelimenin kökü ne? Ağaç. Ağaçımız değil de ağacımız olmuş. O zaman buradaki Ç harfi C diye yumuşamış diyeceksin. Ama mesela şuraya bakalım. İşte saçları ağardı dediğimizde. Bak buradaki kelimenin kökü ak. Yani saçları beyazlaştı demek istiyor. O zaman burada aktan ağarmak K, G olmuş. Burada da yumuşama olmuş diyeceksin. Yani burada bir yumuşama yok. Ama burada bir yumuşama var. Buradaki yumuşama Ç harfinde C olmuş. Buradaki yumuşama ise burada. Dolayısıyla kelimenin kökü önemli. Mesela şehrin, kökü şehir ünlü düşmüş. Azıcık kökü az ı ünlü türemiş. Başlamak kökü baş baştan başlamak ama lıyor olmuş daralma olmuş mesela. Veyahut da ufacık kökü ufak e, ünsüzü düşmüş. Ya da zan etmek bak buraya ne ünsüzü türemiş. Dolaba dolapa değil dolaba olmuş. Bak bu kelimenin orijinali do lap pb olmuş yumuşamış. Ya da sokak da değil sokakta olmuş. Burada da ünsüz benzeşmiş demeniz gerekiyor arkadaşlar. E, evin önü dediğimizde bir ulama var. Bazen de iki ünlü harfin arasına y ya da ş ya da s ya da n gibi kaynaşma harfleri getirebiliyoruz. Bununla alakalı da yapmamız gereken şeyi tekrar söylüyorum. Kelimenin köküne bakmayın. Mesela hatta zor bir örnek sorayım size. Mesela bana benziyor. Dediğin zaman hemen kelimenin köküne bakacaksın. Bu kelimenin kökü ne? Ben. O zaman E-A olmuş, ünlü değişimi. Benziyorum kökü ne? Biliyorsanız yaptınız, bilemiyorsanız kaçırdınız. Hemen söylüyorum. Benziyorum kökü arkadaşlar, benizdir. Benizden benzemek. O zaman burada da ünlü düşmesi var diyemeniz gerekiyor. Dersimizi bitirdik. Şimdi ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Dinamo Soru Bankası'ndaki edebiyattan mutlaka sorularınızı çözün unutmayın. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.